İYİ Parti'de Akşener'den sonra Müsavat Dervişoğlu dönemi resmen başladı. Çekişmeli geçen başkanlık yarışında 3. turda 611 delegenin oyunu alan Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanı oldu. Herkes emin olsun, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İYİ Parti'de yeni dönem partinin başına geçen Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun hiçbir şey eskisi gibi olmayacak mesajıyla başladı. Dört adayın yarıştığı çekişmeli geçen İYİ Parti kurultayında Dervişoğlu 3. turda 611 oy aldı. Koray Aydın 548 oyda kaldı. Birbirimize sarılarak iktidar yolculuğunu yine ağabeyim Koray Aydın'la, kardeşim Tolga Akalın'la ve sizlerle yolculuğumuza devam edeceğiz. Yeni Başkan Dervişoğlu, Ülke Ocakları Genel Başkanlığı, MHP İzmir İl Başkanlığı yaptı. 2012 yılında MHP'nin 10. olağan kurultayında Bahçeli ve Koray Aydın'la birlikte genel başkanlık için yarıştı ama seçilemedi. İYİ Parti'nin kurulmasına sebep olan parti içi tartışmaların yaşandığı MHP 6. Olağanüstü Kurultayı'nda muhalif cephede yer aldı. 2017 yılında yapılan anayasa referandumunda MHP'nin AK Parti'yi desteklemesine tepki gösterip istifa etti. Siyasete kurucusu olduğu İYİ Parti'de Akşener'in sağ kolu olarak devam etti. Bugün karşınızda bu kürsüden son kez konuşuyorum. Çünkü bugün emaneti devretme günü. 31 Mart yerel seçimlerinde hür ve müstakil seçime girme kararı ve yaşanan oy kaybı sonrası Akşener liderliği bırakınca Dervişoğlu'na liderlik yolu açıldı. 3. turda genel başkanlığa seçildi. İYİ Parti'de Dervişoğlu dönemi resmen başladı. Türkiye'nin meydanlarında Tayyip Erdoğan'la hesaplaşmak istiyorum. Dervişoğlu'nun kurultay konuşması, Erdoğan'ı hedef aldığı sözler. Kurultay sonrası İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu arayarak tebrik ettiğini duyurdu. Tebrik için aramayan tek isim MHP lideri Bahçeli. Dervişoğlu'nun hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ifadesi bundan sonra daha aktif muhalefet edeceğiz gibi yorumlanabilir. Çünkü gerçekten de %20'lere kadar oyunu ulaştırmış bir parti, her ne kadar kendileri kabul etmese de muhalefete muhalefet etmeye başladıktan sonra sürekli kan kaybetmeye başladı. O oranlardan %3'lere, 4'lere düşmek ancak seçmenini büyük hayal kırıklığına uğratmakla anlaşılabilir. Bir de Akşener'in bir yıl sonra yapılacak olağan kongrede tekrar dönebileceği iddiaları var. Bu konuşulmaya başlandı ama Türk siyasetinde biliyorsunuz koltuk kolay kolay alınınca bırakılmaz ihtimali zayıf buluyorum.